Merhaba arkadaşlar. Bugün 5 soruda konu tekrarımıza sığaçlar ve kullanım alanları konusu ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz levhalar arasında hava bulunan sığaçlardan K sığacının sığası CK. L'ninki ise CL'dir. Bakın levhalarımızı alalım. Buna K diyoruz. K sığacı. Diğeri ise L sığacı. Bunun sağsı epsilon a bölü d'dir. Peki bunun sağsı o da epsilon a bölü d'dir. Levhaların k'nın levhaları arası uzaklık artırılırken l'nin levhaları arası yalıtkan bir levha konuluyor. Bu durumda CK ve CL nasıl değişir diye soruyor. Bakın K'nın levhalar arasındaki uzaklık artırılıyor. Bir kondansatörün sığası CK ile gösterilir. Büyüklüğü ise epsilon a bölü d'dir. K'nın levhaları arası uzaklık artırıldığı zaman bakın burası artırılıyor. Yalıtkanlık sabit ve yüzey alanı sabit. E bu durumda CK'nın sığası ne yapacaktır? Azalacaktır. Demek ki CK azalır olacak arkadaşlar. L levhasının arasına ise daha yalıtkan bir madde konuluyor. E o zaman A'mız ve D'miz sabit. Buradaki epsilon yalıtkanlık sabiti arttığı zaman CL'nin sıhhatı ne yapacaktır? Artacaktır. Saç ne demekti arkadaşlar? Yük biriktirme kapasitesiydi. Bakın levhaların yük biriktirme kapasitesine sıhhat denirdi. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bir kondansatör V potansiyeli ile Şekil 1'deki gibi yükleniyor. Sonra üreteçten sökülüp şekil 2'deki gibi paralel levhaları arasına tahta konuluyor. Buna göre bir iki ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakın bu kondansatörümüz böyle yükleniyor. Yüklenmesi demek levhalarında artı ve eksi yükleri biriktirmesi demektir. Kondansatör ne yapardı bakın arkadaşlar? Doğru akım ile dolar idi. Peki bu kondansatör levhalarında artıları ve eksileri biriktirdi. İşte örnek cep telefonu bataryası arkadaşlar. Her bir artıya karşılık eksi yükler birikti. E o zaman bizim yükümüz nedir? Sabittir. Ve biz bunu söktük arkadaşlar. Söktüğümüz zaman bu sığacımız ne yaptı? Levhalarında her bir artıya karşılık eksi yükü getirdi. Ha o zaman bizim yük miktarı ne yapmazmış? Değişmezmiş. Bakın biz buna dikkat edeceğiz. Biz bu kondansatörü söktükten sonra buraya tahta yerleştiriyoruz. Yani kondansatörün sahası epsilon a bölü d. Bakın biz burası ile oynamıyoruz arkadaşlar. Ama yalıtkanlık sabiti olan epsilonu artırıyoruz bakın. Burayı artırdığımız zaman kondansatörün sahası da ne yapacaktır? Artacaktır. Peki birinci öncülde kondansatörün sığası artar demiş. Demek ki bu öncül doğru. İkincisi kondansatörde biriken yük miktarı azalır. Hayır arkadaşlar kondansatörde biriken yük miktarı ne yapmaz? Değişmez. Bu yanlış. Çünkü levhalar artı ve eksi yüklerini V'den söktükten sonra alıp biz bu tarafa doğru getirdik. Üçüncüsü kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark azalır. Buna bakıyoruz. Q eşittir V çarpı C'yi yazdık. Bakın kondansatörün levhalarında toplanan yük miktarları nedir? Eşittir. Peki bu kondansatörün sağı artarsa bakın kondansatörün iki ucu arasına yani ben getirip buraya bir voltmetre bağlarsam voltmetrenin okuduğu değeri bize soruyor bakın. O halde ne olur buradaki değer? V'miz azalır. O halde bu öncünde doğru. Doğru cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 C seçeneği olur. Bir diğer sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda sahası C olan bir kondansatör ve potansiyel farkı ile yüklendikten sonra üreticinden ayrılıyor. Daha sonra kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık artırılıyor bakın arkadaşlar. Deminki soruya benzer bir soru. Bakın bizim bu kondansatörümüz V potansi ile yükleniyor. Burası artı ile yüklenecektir. Burası eksi ile yüklenecektir. Ve levhalarda toplanan yük miktarları birbirlerine eşittir. Bakın burası epsilon yalıtkanlık sabitidir. Kondansatörün levhalarında Artıdan eksiye doğru e kadarlık bir elektriksel alan oluşacaktır ve bu yükleri depo etmesinin sebebi nedir? Elektriksel alandır. Yani elektriksel alan sayesinde bu kondansatör elektrik enerjisini depo etmek için kullanılır. Peki biz bunu yükledik arkadaşlar. Daha sonra biz bu kondansatörü söktük. Bakın söktüğümüz zaman her bir artının karşılığında eksi yükler elektriksel alan sayesinde birbirlerini tuttu. Demek ki Q eşittir VC. Demek ki yük miktarı değişmedi. Neden? Çünkü biz bunu söktükten sonra kondansatörün bu levhalarına herhangi bir müdahale yok. Yani yükümüzü boşaltacağımız bir devre elemanı bağlanmamış. O halde yük sabit arkadaşlar. Şimdi kondansatörün sahasıyla oynuyor bakın. Epsilon A bölü D idi. Diyor ki Epsilon'la oynamamış. Levhaların yüzey alanı ile de oynamamış, sadece ve sadece uzaklık artırılmış. E uzaklık artırılırsa kondansatörün sahası ne yapacaktır? Azalacaktır. Gelelim buraya. Yük asla değişmez dedik. Bakın bu olayda sağ azaldığına göre bakın, bu durumda kondansatörün iki ucu arasındaki potansiyel fark ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi gelelim birincisine. Diyor ki kondansatörün sığası azalır. Evet doğru arkadaşlar. İkincisi kondansatörün yük miktarı değişmez. Evet levhalara herhangi bir dışarıdan müdahale yok. O halde değişmez. Üçüncüsü kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark artar. Evet doğru arkadaşlar artar. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Bakın şekildeki kondansatörün sığası C ve biriken yük miktarı Q'dur. Demek ki bu kondansatör mesela ben buraya K levhası buraya L levhası dersem burada artılar burada eksiler var. Kondansatörün levhalarının büyüklükleri ne olursa olsun kondansatörün levhalarında toplanan yük miktarları her ikisi de birbirlerine eşittir. Hatta geçmiş senelerde üniversite sorusu gelmiş. Birinin levhası 3A, diğerinin alanı A ise ve bunu götürüp artı eksi 1 V potansiyeline bağladığımız zaman yine K levhasında toplanan yük miktarı L'ye eşit. Ama kimi biz baz alıyoruz? Küçük levhayı arkadaşlar. Demek ki bunun kapasitesi 2 tane eksi ise bunun karşılığında 2 tane de artı birikecektir. Şimdi bakın bu soru diğerlerinden farklı. Neresi farklı? Kondansatörün levhaları arasındaki D uzaklığı küçültülürse bakın V duruyorken bir önceki sorularda biz V'yi söktük kondansatörle oynamaya başladık. Ama burada ise kondansatörü biz potansiyel farktan sökmüyoruz. Bu burada duruyor. O zaman formülü yazarım. Q eşittir Vc. Bakın V'yi sökmüyoruz. Demek ki ne olursa olsun bu V burada dururken biz kondansatörle sığaçla oynuyoruz. O halde V değişmeyecek. Diyor ki kondansatörün levhalar arasındaki uzaklık küçültülürse. Bakalım kondansatör neydi? C7 Epsilon A bölü D7 bakın. Peki biz buradaki yalıtkanlık sabiti ve A ile oynamıyoruz. Ama levhalar arasındaki uzaklığı azalttığımız zaman kondansatörün sığaçı ne yapacaktır? Artacaktır. Demek ki buraya geldiğim Buradaki sağaç ne yaptı arkadaşlar? Arttı. E bu durumda kondansatörde biriken yük miktarı yani sağacın yük biriktirme kapasitesi de ne yapacaktır? Artacaktır. Zaten sağaçların levhaların yük biriktirme kapasitesinin adı sağaçtı. E sıç artarsa V'miz zaten bunu dolduruyor biriktiriyor. Yük miktarı da artacaktır. O halde birinci öncül doğru. Kondansatörün sahası artar ama burada azalır demiş. Yanlış. Kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark hayır. Çünkü V sabitken biz bu işlemi yaptığımız için burası nedir? Sabittir, değişmez. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Bakın değişken sağlığı kondansatör şekil birdeki gibi ve potansiyeli farkı altında yüklendikten sonra bakın pilden ayrılıyor. Bakın bir önceki sorudan farklı. Bir önceki soruda pil tutuluyordu, ayrılmıyordu. Demek ki biz bunu yükledik. Burası artı, burası eksi. Demek ki bizim bu kondansatörümüz levhalarında neyi biriktirdi? Yükleri biriktirdi. Demek ki bu levhalara dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığına göre levhaların yük miktarı nedir? Sabittir. Yüklendikten sonra şekil 2'deki gibi kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık azaltılırsa Bakın hep aynı tip sorular arkadaşlar. C eşittir epsilon A bölü D'dir. Bakın yeni müfredatta kondansatörle alakalı matematiksel işlemler tamamıyla kalktı. Öğrenci sadece enerjiye, kondansatörün sahasına ve Q eşittir V çarpı C'yi bilecek. Nasıl yük biriktirdiğini bilecek. Ve bunların formül yorumları var arkadaşlar. Şimdi levhalar arasındaki uzaklığı azalttık. Peki biz şurayı sabit bıraktık. Levhalar arasındaki uzaklığı azalttık. O zaman sığamız ne yaptı? Arttı. Demek ki bizim C'miz artarsa Kondansatörün levhalarına getirip ben buraya bir voltmetre bağlarsam bunun iki ucu arasındaki potansiyel farkın azaldığını görürüm. Bu durumda diyor ki birinci öncülde sıvaç artar. Doğru arkadaşlar. İkincisi levhalar arasındaki potansiyel fark azalır. Evet doğru. Üçüncüsü levhalar arasındaki elektriksel alan değişmez. Doğru. Niye? Çünkü elektriksel alan neydi arkadaşlar? Her bir artı yükten her bir eksi yüke doğru idi. E peki buradaki kondansatörün levhalarındaki artı yük miktarı değişmiyor. Eksi yük miktarı değişmiyor. E o zaman elektriksel alan değişir mi? Değişmez arkadaşlar. Bu öncülde doğru. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Herkese başarılar diliyorum.